Kanalıma hoş geldiniz. Kanalı videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Toprak 2023 yarış sezonu geride kaldı. Yamaha ile de büyük bir hikaye vardı. 4 yıllık sona erdi. Neler düşünüyorsun? Çok uzun bir 4 yıl aradan sonra tabii ki de Yamaha ile son yarışımızı gerçekleştirdik. Unutulmayacak bir yarış sergiledik aslında. Tabii ki de amaç birinci olmaktı son yarışımızda. Daha doğrusu biz birinci olduk ama arka lastiğin yeşile değmesi sonucunda bir sıra geriye düştük. Yani ikinci bitirmiş olduk son yarışımızı. Ama unutulmayacak bir yarış sergiledik. Çünkü elimizden gelenin fazlasını yaptık. Güzel mücadele verdik. Özellikle son turda, son virajda atağa karşılık vermemiz çok güzeldi. Çünkü elimden gelenin oydu yani. Daha fazlası yoktu. Ama genel olarak baktığımızda gerçekten dolu bir 4 yıl geçirdim. 2020'yi saymazsak çünkü 2020'de güzel bir başlangıç yaptık ama sezonun ortasında istediğimiz gibi değildi. Daha çok motosiklete alışıyorduk ve kendi ayarlarımızı bulmaya çalışıyorduk. Birazcık kaybolmuş durumdaydık çünkü takım arkadaşımla benim için ilk seneydi takım arkadaşıyla çalışmak için. Ona adapte de olmaya çalışıyordum. Onun ayarlarını dönüyordum ama hiçbir şekilde onun ayarlarıyla motosikleti kullanamıyordum. Sonunda kendi ayarımı buldum 2021'de. İlk yarışta değil ama ilk iki yarıştan sonra inanılmaz bir sezon geçirdik. Her yarışta birincilik mücadelesi verdik. Her yarışta podyumdaydık. Tabii ki de ufak tefek teknik sorunlar yaşadık. Kazalar oldu. Yarış dışı kaldık. Ama sezonun son yarışında dünya şampiyonluğunu elde ettik 2021'de. Hem benim hayalimde hem de 11-12 sene sonra Yamaha tekrar dünya şampiyonu olmuştu benimle beraber. Bu gerçekten inanılmaz bir duyguydu. Benim de en çok mutlu olduğum kısım dünya şampiyonluğunu Müslüman bir ülkede elde ettik. Gerçekten beni çok mutlu etti ama şu bakımdan çok güzel değildi çünkü hava şartları çok kötüydü orada ve çok aşırı kalabalık değildi. Aşırı sıcaktı. İstediğim ve beklediğim bir kalabalık yoktu orada ama benim mutlu olduğum kısım Müslüman bir ülkede şampiyon olmaktı. 2022 ve 2023'te bizler aslında biraz daha geliştik. Çünkü Alvaro Bautista gerçekten çok güçlü bir şekilde geri döndü Ducati ile. Yani güzel bir paket oldular. Özellikle zaten Alvaro 2019'da çok güzel bir yarış sergiledi. Ama sezonun sonunda düşmesi sonucunda şampiyonluğunu kaybetti. Tekrar 2022'de geri döndüğünde gerçekten güçlü bir Alvaro Bautista olarak geri dönmüştü. Biz her zamanki mücadeleye devam ettik. Elimizden geleni yaptık tekrar dünya şampiyonu olmak için. Bir numarayı tutmak için. Ama biraz daha rahat dünya şampiyonluğunu elde etti. Aslında geçen seneye göre baktığımızda daha çok birinciliğimiz var ama dünya şampiyonluğu onun oldu. Bu sene ise tabii ki de sezonun ilk başlarında çok iyi başlangıç yapamadık. Sezonun ortalarında biraz daha iyiydi. Bu sene baktığımızda tabii ki de çok az birincilik elde ettik. Çünkü Bautista gerçekten çok güçlü. Sadece Bautista olarak değil, motosiklet çok güçlü. 2023'te gerçekten Bautista'ya çok iyi paket oldular ve yeni Ducati'yi tekrar geliştirdiler. Sanki motor çok kötüydü. Ducati tabii ki de hiçbir zaman durmadı. Motoru biraz daha geliştirdi ve özellikle bu sene motor çok daha güçlü. Düzlüklerde, viraj çıkışlarında özellikle tabii ki de elektronik olarak Ducati çok büyük avantajda. GP motosikletini kullanıyorlar diyebilirim. Belki de GP'den daha teknolojik bir elektroniğe sahip. Çünkü GP'de biliyorsun belli bir kısıtlama var elektronikte. Herkes aynı level'da kullanmak zorunda. Superbike'de öyle bir şey yok. Belki de Superbike'deki elektronik MotoGP'den bile daha iyi olabilir. Bunun tabii ki de bu elektronun iyi olması ne gibi fayda ediyor dersek son yarışımızda bile bazı virajlarda gerçekten gaz verdiğimizde motosiklete motor virajdan çıkmıyordu. Çünkü bu aslında biraz da elektronik, biraz da motorun ayarı, amortisör süspansiyon ayarından kaynaklanıyor. Ducati gördüğünüz üzere çok motosikleti kaydıran bir elektroniğe sahip değil. Tam tersi motorun elektroniği sen gaz verdikçe gribe göre çalışan bir elektronik. Bizimki biraz daha eski stil diyebiliriz. Biz daha çok kendimiz elimizle ayar çekmeye çalışıyoruz. Tabii ki de elektronik yardım ediyor. Yardım etmiyor değil ama tabii ki de bir Ducati level'ında değil. Özellikle engine brake yani motor freni viraja girerken motorun kayması
aslında motoru durdurduğunu anlamına geliyor. Yani motoru baktığınızda bazı virajlarda tabii ki de kaydırmamanız gerekiyor ama bazı virajlarda da kaydırmanız gerekiyor ki motoru durdurmak için. Vastı şu an Mossi'yi çok güzel kullanıyor. Hakkını yememek lazım. Gerçekten de iyi bir sürücü. Ducati ile çok iyi paket oldular. Çünkü neden iyi bir sürücü diyorum? Ducati sadece o kullanmıyor. Takım arkadaşı var. Başkaları da Ducati kullanıyor ama kimse Alvaro Bautista gibi başarılar elde edemiyor. Tabii ki de onun da büyük avantajı var. Çok ufak. Kilosu çok düşük. Yani 50-55 kilo civarlarında. Bununla beraber 65-66 kiloya denk geliyor. Büyük avantajı var. Seneye tabii farklı bir kurallar geliyor ama çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Alvaro Bautista en fazla 5 veya da 8 kilo fazla olacak. Sana tam bu soruyu soracaktım. Bu ağırlık değişimi... Hiçbir şey değiştirmeyecek. 5 ve 8 kilo hiçbir şey yani. Bautista'nın motoruna koyulduğu zaman hiçbir şey hissetmiyor. Yani değişen bir şey olmayacak seneye. Ama 2025'te daha büyük bir kural geleceğini söylediler. Özellikle Dorna ile konuştuğumda. Tabii ki de ben şu an onunla ilgilenmiyorum. BMW ile imzaladık. BMW ile Aralık'taki ilk testime odaklanmaya başladım. Bir ay sonra testimiz var. Tam olarak 3-4-5 Aralık galiba değil mi? Aynen öyle. Portekiz'de ve 2 günde Herez'de. Umarım testlerde motosikleti iyi hissederim. Çünkü Yamaha'dan sonra yeni bir motosiklet. Farklı bir karaktere sahip ve benim de şu anda kafamda kurduğum şey Yamaha gibi kendime göre ayarlamak motosikleti. İnşallah Yamaha'daki ayarları oraya aktarabilirsem, ayarları dediğim benim stilimi kastediyorum. Çünkü ben viraja girerken motosiklette daha böyle rahat olmayı seviyorum. Motosikletin kaymasını biraz daha böyle agresif kullandığımda bana motosikletin cevap vermesini istiyorum. BMW şu an ona sahip değil çünkü gördüğüm, analiz ettiğim kadarıyla pistin içinde motosiklet her zaman viraja düz giriyor. Bu aslında motosikleti kolay durdurmuyor. Çünkü bizim dünyamızda aslında motosiklette, yarışlarda viraja girerken motosiklet ne kadar arkası ön lastiği takip ederse aslında arka lastik motoru ittiriyor. Motor freni bir yere kadar. Bir yerden sonra motor freni de motosikleti çok rahat durdurmuyor. Ama ne zaman arkasını sen kaydırabilirsen motorun daha fazla kontrol sağlayabiliyorsun motosiklette. Daha fazla öne abanabiliyorsun. Ve arka lastiğin kayması sonucunda daha fazla motor freni yapıp motoru durdurabiliyorsun. Tabii ki de bu stil. Benim stilim bu. Alvaro aynı şekilde benim gibi kullanıyor. Tabii ki de o daha fazla geç fren yapmıyor ama benim stilimde motosikleti kullanıyor. Rea tamamen farklı. Rea tamamen düz motosikleti kullanmayı seviyor ve çoğu zaman da ön lastikten düşüyor. Bu sebepten dolayı düşüyor ön lastikten. Eğer istediğim gibi motosikleti ayarlarsam ki en büyük sorun şu an BMW'de bu. Yani Yamaha gibi viraja girmeye başlarsam BMW'yle çok büyük bir adım atacağız diye düşünüyorum. Ve düzlükte de artık Yamaha gibi bir sorunum yok. Motor biraz daha hızlı. Tabii ki de bir Ducati ayarında değil ama Ducati'ye çok yakın. Belki seneye duyduğum kadarıyla biraz daha fazla güce sahip olacağız. Belki biraz daha Ducati ile aynı veyahut da çok az fark olabilir. Tabii ki bunu seneye göreceğiz. Benim önceliğim motosiklete binip motosikleti görmem, analiz etmem ve kendime göre ayarlamam gerekiyor. Tabii ki de motosiklete binmeden önce motosikletin koltuğunu yani arka maşasına biraz daha değişiklik yaptırdım. Ben daha çok motorun içinde oturmayı seven biriyim. BMW biraz daha böyle koltuğun yukarıya doğru gidiyor. Daha motosiklete binmeden sürüş pozisyonunu tamamen şu an değiştirdim. Testi direkt o şekilde başlayacağım. Bakalım inşallah güzel olur. Sezon bitti. Yamaha'yla 4 yıl aradan sonra ilişkimizi güzel bitirdik. Tabii ki de söyledikleri şey... İlerleyen yıllarda tekrar beraber çalışmak isteriz. Göreceğiz. Yani ilerleyen yıllarda belki motosiklet daha iyi olur. Tekrar Yamaha'ya gideriz. Belki GP olur. Belli olmaz. Ama şu anda BMW ile 2 sezona odaklanıyorum. Yamaha ile gerçekten çok güzel anılarımız var. Çok güzel yarışlar ve birincilikler elde ettik. Dünya şampiyonu olduk. Şimdi artık o defteri kapattık. Yeni bir sayfa açıyoruz. Hiç bu zamana kadar dünya şampiyonu olamayan bir takıma gittik. Ve bir markaya gittik. Benim de en büyük hedefim, en büyük hayalim BMW motosikletine, BMW markasına dünya şampiyonu yapmak. İnşallah bu hayalimi elde ederim ve bir hayalime daha ulaşmış olurum. Bir hedefime daha ulaşmış olurum. Hedef çok önemli. Hedefi olmayan bir insan hayallerine kavuşamaz diye düşünüyorum. Ben Yamaha'ya geldiğim zaman hayalim ve hedefim dünya şampiyonu olmaktı uzun bir aradan sonra. BMW'ye geçtiğimde de aynı şekilde düşüncelerim bu. Tabii ki de çok zor bir karardı. BMW motosikleti geliştirip en tepeye taşıyacağız. İnşallah olur. Son bir soru soracağım sana. MotoGP defterini tamamen kapattık mı yoksa Aralık bir yerde duruyor mu? MotoGP defterini kapatmadım. Açık bir şekilde kenarda duruyor. Belki 2025'ten sonra GP adımları da atabiliriz. Peki, çok teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda belli olacak. Peki çok ben çok teşekkür ediyorum. Kanalı takip etmeyi unutmayınız. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
kırdın. Gökyüzüne döndü ya. Yumuşak.